Merhaba sevgili izleyiciler. İFA'daki turumuzda Sony standındayız. Elimizde Tolga ile birlikte bir Xperia X Compact bulduk. Şimdi bu telefona biraz yakından bakacağız. İlk buluşma anımızda sizlerle paylaşacağız. Tolga, ne diyorsun ilk karşılaşma anına? Açıkçası malzeme kalitesi olarak biraz geride kalmış. Hani Xperia Z5 Compact kullandık, sevdik. İncelemelerde de güzel şeyler söylemiştik ama X Compact bence ilk elinize aldığınızda çok ciddi bir plastik hissiyatı veriyor. Sizin de dediğiniz gibi bir modele benziyor. Onu siz söyleyin, ben sizden araklamış olmayayım. Şöyle, aslında biz bunu ilk dokunduğumuzda işte Tolga'yla eleştiriyoruz abi. Nasıl olmuş falan. Çünkü biraz malzeme kalitesine değişikliğe gitmişler. Bana Nokia Lumia'ları hatırlattı. Biraz daha böyle piyano plastiği. Enteresan bir değişiklik olmuş tabii. Çünkü bu yine kendine böyle has bir tasarıma sahip. Çünkü Compact serisinde iPhone önceden 5S vardı. Şimdi SE var. iPhone SE ile kapışan bir boyutlara sahip. Çünkü benim parmaklarım çok uzun değil, dolma, ama kolaylıkla kullanabiliyorum. Şimdi önceden şeye alışmıştık Tolga. Biz buradayken işte ne diyorduk? Sony Xperia'nın Compact serisinde çok güçlü işlemci var ama düşük çözünürlüktü. Şimdi o da yok. Biraz işlemcinin gücü düşük. Ne diyorsun o konuda? Amiral gemisine göre hep aynı işlemciyi koyardı. Mesela Xperia Z5 ile Z5 Compact arasında işlemci farkı yoktu. İkisinde de Snapdragon 810 vardı. Burada şimdi XZ'de 820 var. Burada 650 var. Snapdragon 650-720p'de yeterli güç verecek bir işlemci. O kadar düşük seviye değil. Güç tüketim açısından avantajları olacaktır. 6 çekirdekli bir işlemci. 2 çekirdeği yeni nesil üst seviye performans üreten A72 çekirdeği. Diğer 4 çekirdeği A53 tabanlı. Benim yalnız burada şöyle bir eleştirim olacak. Telefonun eskiden kalınlığını anlıyorduk. Çünkü telefon küçüldüğü için donanımı da üst seviye olduğu için kalınlaşabiliyordu. Ama şimdi donanımda biraz kırpma var. Yani biraz incelebilir. 9.5 mm. Yani neredeyse 1 santimlik bir telefondan bahsediyoruz. Tasarımı da çok böyle malzeme olarak da iyi değil. Hani gerçekten eldeki tutuş pozisyonunu ben çok beğenmedim. Bu arada bazı iyileştirmeler de var. O iyileştirmelerden bir tanesi USB Type-C girişi var. Quick Charge 2.0 var. Bu arada Quick Charge 3.0 yok. Yani o da enteresan bir durum oldu. Çünkü yıl 2016, Quick Charge 3.0'ın duyurulduğu çok model var. Hani yeni bir telefonda Quick Charge 3.0 bekliyorduk. Bir de bir başka kırpma da şöyle olmuş. Bu telefon suya dayanıklı değil. Evet. Amiral gemisi dayanıklı ama bu değil. Yani abi kardeş arası makas biraz daha açılmış bu modelde. Yani abisini daha iyi yapmışlar. Kardeşi biraz daha alt seviyede kalmış yani o açıdan. Kamera deneyimi aynı olacak dedi ama CEO açıklamada öyle söyledi. Kamera tarafındaki performans rakamları benzer. Zaten XZ'yi de inceledik. 23 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera var. 23 milimetrelik bir geniş açıyla çekiyor. Mesela dik açıda bile yan yana iki kişiyi alabiliyor. İyi bir kamera. Ön kamera 13 megapiksel, arka kamera 23 megapiksel. Yine XMORE Ares ve Bionz sensörler var. 1/2.3 inçlik bir sensör kullanılıyor. Baktığınızda tüm bu değerleri alt alta üst üste koyduğunuzda kamera noktasında iyi. Ama hani Sony'nin hep eleştirdiğimiz bir kamera yazılım sorunu var. Burada denemelerimizde kamerada böyle, yani burada şimdi siz Note 7 ile çekiyorsunuz. Karşılaştırdık. Tabii İstanbul'da geldiğinde daha detaylı karşılaştırma yapacağız ama hani böyle efsane bir farklılıklar yok. Optik imaj sabitleyici geldi. O güzel. Burada lazer otofokusu da görüyoruz. Yani açıkçası kamera konusunda şunu söyleyebilirim Tolga. Az önce fotoğraflar çektik. Yani yüzümüz biraz kırmızı çıkıyor. Hani içinde bulunduğumuz ortam biraz, hani şöyle göstermiş olayım, ışıksız bir ortam. Belki ondan mı kaynaklanıyor bilemiyorum ama biraz kırmızı çıktık. Hani Samsung'la aynı kareyi çekmeye çalıştım. Orada da Samsung'un daha doğal renkler verdiğini gördüm, ne yalan söyleyeyim. Böyle bir durum söz konusu. Son olarak kamera tarafında şu da olabilirdi diyorum. F2.0 iki kamerada, hemen hem arka. F2.0 diyaframa sahip. Şu anda amiral gemileri F1.8 ve F1.7 seviyesine inmiş durumda. 1.9'lar da var. Burada hani Sony artık bir lensin diyaframında da bir geliştirme yapabilir. Çünkü yıllardır benzer özelliklerle gidiyor. Optik imaj sabitleyici ve lazer otofokusu eklemişler. Bataryaya gelelim istiyorsa. Batarya tarafında 2700 miliamperlik bir batarya var.
bu telefon için yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü hatta XZ'den çok daha iyi bir batarya ömrü sunacaktır bu telefon. Hani bu telefonun bataryasından şüphem yok çok fazla. Hem stamina modu var, hem 2700 mAh yeterli. Bir de 720p ekrandan bahsediyoruz. XZ'yi eleştirmek lazım. Hani o kadar büyük telefona neden 2900 mAh koyuyor? Yani iki telefon arasında sadece 200 mAh fark var. Yani o açıdan bayağı yorum yapılabilir. Android 6.0.1, 3 GB RAM, 3264 depolama ve microSD kart desteği gibi diğer özellikleri var. Genel olarak bir de parmak izi okuyucusunu unutmayalım. Z5'te de bu tarafa alınmıştı. Yine burada bu tarafta. Burası metalik, diğer yerler piyano gibi. Yani onu da anlamadım. Hani burası şey, böyle ayrı telden çalıyor. Xperia Z5'ten kalan butonu yerleştirmişler gibi durmuş. Benim de açıkçası son söyleyeceğim şey, şurada boşluklar var kasada. iPhone SE'de de biz onu eleştirmiştik. Madem hani iPhone SE'nin doğrudan rakibi boyut olarak. Ya şunu anlamıyorum mesela. Burada sanal tuşlar var. O zaman şunları neden kullanamıyoruz? Yani zaten kasada yeterince boşluk var. Şu boşluklar bana biraz fazla geliyor. Yani keşke bunları kullanabilseydik sanal tuşlar yerine. Böyle bir sıkıntı var açıkçası. Benim de son söyleyeceğim şeyler bunlar. Senin son söyleyeceğin bir şey var mı? Benim son söyleyeceğim şu. Genel hatlarıyla özetlemek gerekirse, ben Xperia Z5 Compact'ı çok sevmiştim. Hem şıklık açısından hem performans açısından. Ama Xperia X Compact biraz daha düşük seviyeye kalmış. Şimdi hani baktığınızda mesela iPhone SE'yi eline aldığında bir premium his alıyorsun. Ben bu telefonu elime aldığımda hiçbir şekilde premium his almıyorum. Yani bildiğim plastik Lumia 520 falan tutuyormuşum gibi bir his aldım. O yüzden hani Xperia Z5 Compact alınabilir gibi geliyor hala bana. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.